Merhabalar, bu dersimizde Go içerisindeki built-in fonksiyonlardan delete'i inceleyerek devam edeceğiz. Şimdi bunun için öncelikle dokümantasyonu incelemek isteyenler için şuradan bu kaynaklara ulaşabilirler. Basit bir yapısı var gene. Biz map üzerinde bir veri silme işlemi yapmak istersek bunun için özel bir fonksiyon var aslında. Bu fonksiyonu kullanarak bu tür silme işlemleri gerçekleştirilebilir. Hemen yapacağız bunu. Örneğimize geçiyorum. M diyorum. Bizim map'imizi oluşturalım. Ne ile? Make ile. Tabii ki make videosunda da benzer bir örnek yaparak bir silme işlemi yapmıştık orada da. Delete'i kullanmıştık. Ona da tekrar bakabilirsiniz. Bu da sadece buna özel bir çalışma olarak kalsın. Ve log print ln diyorum. N bilgisini ekrana yazıyorum. Neydi bu? FMT kullanmayacağız zaten. Evet. Şurası önceki videodan. Bakın map içerisinde herhangi bir şey yok. İçerisi boş. Bunun içine bir şeyler atacağım şimdi. Veri olarak. Benim burada key olarak kullandığım alan string olduğu için buna bu şekilde bir değer ataması yapabilirim. Burada ne yaptığınız önemli değil. Bu şekilde yapın ya da Ali, Mehmet falan yazabilirsiniz. Ben biraz da göze hoş görünmesi için böyle yapıyorum. 0, 1 ve string value olarak da numerik 1 yazdım buna. Print ln. Burada da tekrar M'i yazdırıyorum ekrana. Bir tane daha veri ekleyeceğim. Bu da 2 olsun. Tekrar yazdır. Ve bu kadar. Şimdi buraya kadar zaten ekranda ne yazacağını tahmin edersiniz. Şöyle de bir hayal edelim. Gözümüzün önünde dursun. Bakın 0-1 bizim key'imiz, string key. Aynı şekilde 1-1-1, 0-2-0-2 ve 0-3 şeklinde devam ediyor. Ben bunun içerisinden bir şey silmek istersem, ki ortancayı sileceğiz burada. M içerisinden diyorum ki delete. Benim üzerinde veri silmek istediğim kaynak M. Onun içinden 0-2 olan kaydı, 0-2 olan key'i sil. 0-2 key'ine sahip veriyi sil demiş oluyorum. Ve tekrar bu ekrana yazma işlemi yaptıktan sonra şöyle bakalım. 1 ile 2'nin kalması lazım. Şunları kapatırız. Sadece tek bir ekrana basma işlemi olacak. Evet. 0-1-1 ve 0-3-3. Aradaki 2'yi burada silmiş olduk. Delete bu işe yarıyor. Kaynağı ver ve neyi silmek istediğini söyle. Kendisi halleder. Peki ben şöyle yaparsam. Mesela elimde şu ana kadar, yani bu aşamaya kadar 2 tane veri kalır. Birini siliyorum 3 veriden. İkisi kalacak. Peki ben burada M değerine nil verirsem ne olur? Yani bu da farklı bir yöntem olsun diyelim. Ondan sonra birincisi şöyle bir deneyelim. Yani nil verdikten sonra ne olduğunu, davranışını inceleyelim. Bakın başlangıç 0, bitiş 0. Halbuki arada 2 tane verinin kalması gerekiyor. 3 veri var. Birini siliyoruz. 2 veri kalmalı ama nil yaptık mı null'a eşitlemiş oluyoruz M'i ve iş bitiyor. Peki eğer ben nil ver, yani ben bu veriden tamamen kurtulmak istersem nil vermem de yeterli aslında. Ama tüm veriden kurtulmuş olurum. Ona dikkat etmek gerek. Peki nil verdikten sonra delete çalıştırırsam ne olur? Mesela bu sefer de 0-1'i silmek isteyeyim.
nasıl bir şey ortaya çıkacak. Herhangi bir veri olmadığı için zaten bir çıktısı da olmadı ekstra. Sadece bunun bir boş map olduğunu bize gösterdi.